Merhaba arkadaşlar. Videonun başlığından da anlayacağınız gibi ilk kez eski anakartlara UEFI BIOS programladım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu anakart G41 chipset. Daha önce bu ve buna benzer hiçbir anakarta UEFI BIOS yazılmadı. İlk defa bu videoda bunu göreceksiniz ve dahaısı da gelecek bunun. Üzerinde 2 megabaytlık bir chip var. EEPROM çip Ben bunu 4 megabayt ya da 8 megabayt olarak çeşitlendirdim. Yani 2 megabaytlık bu Eprom çipini aynı şekilde 8 megabayt ya da 4 megabayt de yapabiliyorum. Bu anakartımız G41 chipsetti. Gördüğünüz gibi GPT formatlı. üzerinde NVMe SSD sürücümüz bulunmakta. Bu teknoloji yeni teknoloji yeni anakartlarda, yeni üretilen anakartlarda bu standart olarak geliyor. Ben bu eski anakarta standart hale getirdim. Sadece bu anakart üzerinde çalışma yapmadım. Aynı zamanda biliyorsunuz 1156 soket anakartlarda da UEFI BIOS yoktur. Ben bunu da başardım. Mesela elimde gördüğünüz bu anakart Asus'un P7H55-MLX. Bu anakarta da UEFI BIOS yazdım. Bunu da başardım. Ayrıca yine 1156 soket Foxconn'un Başka bir anakartına da UEFI BIOS yazdım. Bunu da hallettim. Birazdan diğer anakartlarında verilerini paylaşacağım sizinle. Elimde gördüğünüz yine G41 chipset. Bu anakartında Asus'un G41 TMLX serisi. Bu anakarta da UEFI BIOS yazdım. Ancak bunu daha test etmedim. Ama inanıyorum elinde bu marka anakartı olan çok. bunlara artık GPT formatlı işletim sistemi yükleyerek UEFI BIOS'lu olarak kullanabiliriz. Peki bunun ne faydası var? Hemen aklınıza ilk gelecek olan bu olacaktır. Hemen belirteyim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Aynı zamanda bana destekle de vermeyi unutmayınız. Çünkü bu çalışmaları yaklaşık 2 aydan beri yapıyorum uzun zamandır video paylaşamadım. Bu çalışmalar üzerinde kendimi yoğunlaştırmıştım. Nihayet Allah'ın izniyle bunu başardım ve sizinle paylaşmak istedim. Tekrar konumuza dönelim. Ne demiştik? Peki bu ne işe yarayacak? Bakın arkadaşlar. Bu anakartlar eski anakartlar. Eski anakart olduğu için haliyle bunların belli bir ömürleri var. Kullanılan işletim sistemleri, tarayıcılar belirli bir zaman sonra size bazı engeller çıkartır kullanmanıza izin vermez. Eğer anakartınız yeni nesil yazılım destekli olursa bu sorun ortadan kalkar. Diyelim ki bir şirket var ya da kamu kurumu. Düşük ölçekli bir şirket diyelim. Bu şirketin 100 adet kasası var. Bu şirket 3 senede bir haliyle kasaları ya da anakartları değiştirmek zorunda. Peki neden? Çünkü yeni nesil sistemler yeni işletim sistemlerine göre dizayn ediliyor ya da donanımlara göre. Bunun faydası şöyle olacak. Bahsettiğim gibi düşük bütçeli bir şirketin 100 adet kasası varsa 3 sene sonra bir kasayı yaklaşık olarak 10.000 TL'den hesap edersek 100 kasa yaklaşık olarak 1 milyon TL para yapıyor. Peki eski anakarta bu şekilde UEFI BIOS yazarsak yani bu kasaların içindeki anakartlara UEFI BIOS yazarsak yani yeni nesile uygun hale getirirsek ne olmuş olur? 3 sene sonra yeni bir kasa değiştirmeye gerek kalmaz. Bu hem şirketler için hem de kamu kurumları için geçerli. Yani maliyet artmaz, maliyet oluşmaz. Aynı zamanda dövizimiz dışarı çıkmamış olur. Çünkü bu anakartları biz üretmiyoruz. Bunların hepsini biz dışarıdan alıyoruz. Haliyle dövizimiz dışarı çıkmış oluyor. Bahsettiğim gibi NVMSS'li taktığımızda bu anakarta Yeni nesil anakart ile hiçbir farkı kalmıyor. Sadece veri okuma hızları chipsete bağlı olarak düşüyor. Ancak biz günümüzde 3000 MB bölü saniye veri hızlarını alsak da bize bir getirisi olmaz. Çünkü veri akışı şu anda kullanmış olduğumuz sistemler için gayet yeterli. Mesela bu NVMe SSD'nin veri okuma hızı şu anda bu anakart düşük olduğu için 853 MB bölü saniye. Aynı şekilde bu anakartın SATA bağlantılarına herhangi bir hard disk bağlamış olsak alacağımız veri hızı 200 ila 300 MB bölü saniye olacak. Aynı zamanda GPT formatlı değil de MBR formatlı bir işletim sistemine sahip olacağız. Bu da bize bir engel teşkil edecek. İşte bahsettiğim gibi yeni nesil anakartlar gibi UEFI BIOS oluşturmak hem maliyetimizi düşürecek hem de sistem hızlarından kaybımız oluşmayacak. Üzülerek belirtmedim ki ülkemizde bu işi yapan hiç kimse yok. Yani anakart donanım, yazılım ya da BIOS programlama konusunda yeniden yazma konusunda hiçbir tecrübe, hiçbir birikim maalesef yok. Olmadığı için bu bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Bu sebeple bana destek vermeyi unutmayın. Kanalıma da abone olunuz. Bu çalışmalar uzun soluklu çalışmalar. Kolay değil. Aynı zamanda maliyet demek benim için. Buradaki amacım ülkem olarak bu işi başardığımı, UEFI BIOS programladığımı sizlere gösterebilmekti. Umarım faydalanmışsınızdır. Şimdi diğer anakartlara da geçelim. Evet. Şimdi diğer anakartlara geçtik. İlk anakartımız LGA 1156 soket Foxconn'un kaliteli diyebileceğim anakartlarından biri. Bir de elimizde 1156 soket bu anakartımız vardı Asus'un P7H55 MLX. Bunu daha sonra test edeceğim. UEFI BIOS yükleyerek. Şimdi bunun testini yapalım. Geçelim. Demeden önce bu videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz diğer ana kartlara. Bu ana kartımız hazır. Her şeyi yükledik. Start ediyoruz.